Hallo wieder, meine liebe Schülerinnen und Schülerinnen. Ich hoffe, dass alles gut bei dir ist, bei euch ist, meine ich. Äh, heute werden wir Imperativsätze lernen. Wir haben schon eigentlich im 9. Klasse und im 10. Klasse schon gemacht, aber ich möchte wieder wiederholen. Ich hoffe, das können wir äh, zusammen schaffen. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ee, daha önce 9. sınıflarla ve 10. sınıflarla yaptığımız emir cümlelerini tekrar etmek istiyorum bu videoda. Ee, şimdi emir cümlelerini yapmak gerçekten çok kolay. Aynı Türkçelik gibi düşüneceğiz ilk önce. Türkçe'de emir cümlelerini nasıl yapıyorum? Gelmek fiilinden örnek verelim yine. Gel diyorum, sen öznesi için yapmış oluyorum. Gelin diyorum, siz öznesi için yapmış oluyorum. Bir de resmi yerlerde e ee, emirle karışık böyle rica cümleleri yapıyoruz. Mesela uçakta diyorlar ki lütfen emniyet kemerlerinizi takınız ve koltuğunuzdan ayrılmayınız. <laughs> bu aslında bir emir cümlesi ama bunu bize daha kibar bir şekilde söylemiş oluyor, doğru mu? Şimdi aynı Almanca'da da bu mantıkla gidiyorum. Bu yüzden 3 özneye göre emir yapıyorum. Du, ihr und sie. Ve sieye göre. Şimdi normalde çekim yaparken Aynı burada gördüğünüz gibi mahın fiilini görüyorsunuz. Eni atıyorduk. Eni yani o mekmak master ekiydi en dediğim kısım. Master ekini attıktan sonra kalan kısma e, kişi zamirlerinin ek eklerini getirmeye başladık. Doğru mu? Ama burada imperatif zetse de aynı Türkçe'de gel diyorum. Yani du öznesiz için e, herhangi bir ek getirdim mi? Getirmedim. O zaman buraya hemen bakıyoruz. Du için diyorum ki mah yani macht deine Hausaufgaben, ev ödevlerini yap demiş oldum. Okey. Yani hiçbir ek getirmedim du Ama iya'ya geldim. İya'da yap dersem senli benli konuşuyor olurum ama yapın demem için çoğula kaçması lazım. Doğru mu? O zaman iya'nın normal çekim ekini getirmeye devam ediyorum. Macht diyorum. Macht deine ihre Hausaufgaben, eure Hausaufgaben, ev ödevlerinizi yapın demiş oldum ve sonuncuda da sizli bizi konuşma gereği duyduğum bir kişi diyorum ki Machen Sie bitte ir, of gan. Lütfen ödevlerinizi yapınız gibi. Okey. Hemen Schreiben'in örneğine bakalım. Schreiben'in örneğinde yine yazmak fiili. Ne yaptım? Ene attım. Birinci de diyorum ki Duda yani. Schreib dedim. Yaz. Hemen ikinciye bakıyorum. Diyorum ki Schreibt. Yani yazın üçüncü de şu yazınız Okey şimdi bunlar Tabii ki düzenli olan fiiller bir de düzensiz fiillerimiz vardı hemen düzensiz fiilleri hatırlayalım düzensiz fiilleri şu şekilde yapıyorduk işte master attıktan sonra yani eni attıktan sonra kökte kalan kökte a varsa umlaut'a dönüşüyordu e varsa i'ye dönüşüyordu şimdi bir kere emir cümlelerinde Kökte A varsa asla o dönüşmüyor. A olduğu gibi devam ediyor. Bunu bir anlaşalım. Bu yüzden değiştirdiğim kısım sadece kökte E kısmı ile ilgileniyorum. Şimdi kökte E varsa İ'ye ya da İ'ye dönüşecekti. Hangisinde? Du'da. Sadece Du'da. O zaman 3 özneye göre emir yaptığımı göre sadece Du'da değişiklik göstereceğim. Diğerlerine değişiklik göstermeyeceğim. Doğru mu? O zaman hemen bakıyorum diyorum ki do için lesen fiilinde eni attım kökte e var burada i e -E gelmesi gerekiyor do'dan bu yüzden diyorum ki li diyorum. yani fiilin düzensizliğini gösteriyor olmam lazım tamam i'ye e -E geldim arkadaşlar büyük i e ile yazılmış yanlış ol, yanlış yazmışım gördüğünüz gibi o yüzden lütfen onu e görmezden gelin e klavyeye yanlış dokundum muhtemelen e, -E için Lest diyorum. Devam ediyorum ve z için lezen z yani oku, okuyun, okuyunuz demiş oldum. Okey. Hemen z yana baktım. Z görmek fiili. E, du için diyorum ki zi, gör ya da bak. Bazen bak içinde kullanabiliriz. E, i için z diyorum. Bakın ve zi için diyorum ki z z. Bakınız. Görünüz, bakınız. Okey. Sein fiiline geldim. Sein fiilinde de sei, seit, seien, sie şeklinde tamamen değişik bir çekim yapmışım gördüğünüz gibi. Sein fiilinin hemen normal çekim halini hatırlatmak istiyorum size. Şu sein hatırlıyorsanız İngilizce'de gördüğümüz to be fiiliydi. Ich bin du bist, er sie es ist diye devam eden fiilde hatırlıyorsanız tamam mı? Lütfen unutmayın. Ve haben bir diğer ikinci temel fiilimizdir. Zayn ve Haben Almanca'da çok önemlidir. Bunu söylemiştim. Habanın çekimini burada size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben und sie haben, haben şeklinde yapmışım gördüğünüz gibi. Tamam. Bu normal çekimi Ki, sahibim sahipsin sahip sahibi sahipsin sahipler şeklinde. Ama emir yaparken nasıl yapıyorum? Hemen bakıyorum. Do için hab diyorum. Şimdi buna sahip ol. Neye sahip ol? Zum Beispiel Almanca'da Ich habe Angst dediğimde I have fear demiş oluyorum. Yani korkum var. Korkuyorum. Almanca'da korkmak şeklini, korkmak fiilini bu şekilde yani korkuya sahip olmak şeklinde söylüyorum. Ich habe Angst dedim. Korkuyorum. Ve sonra karşımdaki kişi bana diyor ki Hab keine Angst. Korkma. Okey. Bunun gibi. İye için örnek veriyoruz. Habt ve zi için de yine diyorum ki Haben zi. Arkadaşlar emir cümleleri bu kadar. E, gerçekten aslında oldukça kolaydır. Du, ia ve zi'ye göre çekim yapıyorsunuz. Sadece yapmanız gereken tek şey bu. Umarım anlaşılmıştır. E, Hoşçakalın.